Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan çok kapsamlı FETÖ raporu. 181 sayfalık raporda FETÖ'nün yapısı, terörist Gülen'in ideolojisi ve öğretileri tek tek anlatıldı. Raporda FETÖ ile başı Gülen'in örgütün yönetim biçimini egemenlik kayıtsız şartsız Gülen'e aittir dürtüsüyle belirlediği anlatıldı. Rapora göre FETÖ'nün bir numaralı ismi terörist Gülen, dini kavramlar kullanarak bir işgale gerekli insan potansiyelini hazırlamak için yıllarca çalıştı. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı raporuna göre terörist Gülen devleti ele geçirmek için tüm devlet kurumlarına ve hatta özel kuruluşlara sızmaya çalıştı. Emniyetin FETÖ raporunda Gülen için karizmatik lider betimlemesi yapıldığına vurgu yapıldı. 181 sayfalık FETÖ raporunda Gülen için örgütte hikmetinden sual olunmayan, hata yaptığı görülmemiş, en başından ilahi olarak seçilmiş kutsal bir varlık sıfatları kullanılıyor. FETÖ'nün hiyerarşik yapısı da yine emniyet raporunda yer aldı. FETÖ'nün bir numaralı ismi terörist Gülen, piramidin en üstünde kainat imamı ya da Mehdi adıyla yer aldı. Emniyetin örgütün tüm kitapları ve terörist Gülen'in konuşmaları üzerinde yaptığı araştırmada danışman kadrosu kıta imamları, ülke, bölge, il, ilçe, esnaf, semt ve ev imamları sıralamasının yapıldığı kaydedildi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın 181 sayfalık raporunda FETÖ'nün kendisine rakip gördüğü tüm kurum ve kuruluşları etkisiz hale getirmeyi amaçladığı anlatıldı. Raporda FETÖ'nün hedefindeki bu kurum ve kuruluşların etkisiz hale getirildikten sonra işlerinin boşaltıldığı ve sonrasında örgüte yakın kişiler tarafından buraların ele geçirildiği aktarıldı.